İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade hayat yaşardı. Her ne zaman söylense iyi huy, güzel ahlak, o anda Resulullah hatırlanır muhakkak. Zira o çok iyilik ve ihsanlar ederdi. Ama kendi yoklukla yaşamayı severdi. O yaşıyor idi ki hatta öyle bir hayat, hatırına gelmezdi yemek, içmek ve rahat. Hiç yemek getiriniz diye emir vermezdi ve falanca yemeği pişiriniz demezdi. Ne vakit gelir ise o zaman yerdi taam. Kabul eder ve yerdi. Etseler neyi ikram? Bazen aylarca az yer, az yemeği severdi. Bazen orta miktarda ve bazen de çok yerdi. Yemeklerin sonunda su içmezdi o server. Suyu oturur iken içiyordu her sefer. Yine başkalarıyla oturup yemek yerken, herkesten daha sonra el çekerdi yemekten. Hediye kabul edip o server-i kainat, karşılığında dahi verirdi ona kat kat. Yine Peygamberimiz, adeti mucibince, çeşitli elbiseler giyerdi gereğince. Yabancı devletlerin gelince sefirleri, giyerdi çok kıymetli nefis elbiseleri. Muhammed Resulullah yazardı yüzüğünde. Onu mühür olarak kullandı bir ömründe. İçi hurma ağacı ipliği dolu olan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Sağ avucunu koyarak sağ yanağı altına, sağ yanı üzerine yatardı yatağına. Hiç sadaka almaz ve zekat kabul etmezdi. Çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemezdi. 571 yılı Nisan'ın 20'sinde, Hicri Rebiyülevvel ayı 12'sinde, pazartesi gecesi ve sabaha karşı hem Mekke'de bu dünyaya gelmişti Fahri Alem. Bugün Resulullah'ın doğduğu güzel gündür. Müminlerin bayramı ve bir sevinç günüdür. Göklerde ve cennette, üstünde hem de arşın, hep ismi yazılmıştır Peygamber-i Zişan'ın. Görüldü o serverin bin adet mucizesi, bunları dost ve düşman bilmektedir cümlesi. Bunların arasında en kıymetlisi lakin, güzel huylarıydı Allah'ın Habibinin. Allah-u Teala da Habibine mahsusen verdiği iyilik ve ihsanları sayarken şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette: en güzel ahlak üzere yaratıldın elbette. Hatta birçok kimsenin hidayetine sebep onun güzel ahlakı vesile olmuştur hep. Düşmanlarına bile yapınca çok çok ihsan, çoğu imana gelip olmuşlardı Müslüman.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, her şeyin bir cevheri özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse, o nimetin elinden alınmasını istemiş olur buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam hayırlı yayınlar olsun. Allah teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak cümlemizden hocam razı olsun inşallah Teala. Buyurun. Cümlemizden hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Hocam dualarımız diyor. Rabbim iki cihan saadeti versin inşallah Teala. Amin hocam. Hocam benim 3 tane tesbihim var. Neyim var? 70 bin üç tane. Ha, 3 tane hatmi tehlil. Yazdım mübarek efendim. Mübarek buna inşallah. Hocam onları göndersin. Hocam bir de kitap için katılmak için ben sizi televizyondan göremiyorum. Sadece sesinizi duyuyor, görüntüsü yok yalnız televizyonumuzda. Bunun için biz numarayı göremedik. Tekrar ederseniz inşallah. Neyin numarası efendim? Hani kitap için katkı yapacak için hocam. İhlas Vakfı'nın reklamı mı? Sanıyorum. Hah. Hani kitap için yazmışsınız ama ben göremedim yani onu. Televizyonun görüntüsü olmadığı için. Ha, İhlas Vakfı hangi telefonu verdi bilmiyoruz da. Hani mübarek günde kitap dağılacaksa. Siz ben eğer... onu hep bekliyordum hocam. Onu hep ben de ona tamam katkı yapayım eğer diye ama. Yayından sonra bizi arayabilirseniz biz sizi yönlendiririz. Yardımcı oluruz. Tamam hocam. Allah Teala razı olsun. Hocam biz de 96 gram altının ne kadar zeketi oluyor onu hesaplayamamış bir komşu. Bir onu sorarsan dedi hocam. Tamam efendim. Allah razı olsun. Hocam biz de onu unuttum kayın onu. Hayırlı peki, olsun. Hocam Allah'a Allah razı olsun. İşimiz amin cümlemize. Hayırlı peki günler. Hayırlı günler. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurunuz efendim. Ben şunu soracaktım. Bazen ister istemez alkol bulunan yerde kalıyorum. İster istemez gözüm harama kayıyor. Dedikodu olan masada ister istemez kalıyorum. Böyle olunca da yani 5 vakit namazımdan kendimden, yani 5 vakit namazımı ertelediğim oluyor. Kendimden huylanıyorum. Ne yapmalıyım? Hocama bunu soracaktım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi girişte Haris el-Muhasibi Hazretleri'nin sözünü naklettik. Mübarek Zat buyuruyor ki, insanda en kıymetli cevher akıldır. Ve hani onun buyurduğu gibi değil de biz herkesin anlayacağı seviyeye indirelim. Bu zat buyuruyor ki, akıl eşittir sabırdır. Ve arkasında da bir ifade daha kullanıyor. Sabırdan sonra, yani sabrı bu şekilde böyle tarif ettikten sonra Allah-u Teala verdiği bir nimeti şükretmezsen elinden gider. Buna da sen sebep olursun diyor. Başkası değil. Vay Mustafa Doktor Osman Ünlü işte benim elimdeki imkanları aldı lafı. Yok ya kimse almadı merak etme. Kendin kaybettin be arkadaşım. Kendin kaybettin. Bu da mı sabırla alakalı? Yani şöyle söyleyeyim. Eline nimet geçince de insan sabretmesi mi lazım? Şimdi şeylere. Sabrı anlatırlarken, bu zatın bu sözünü naklederken hemen hatırıma o geldi. Değil mi? Büyükleri tarif etmişler sabrı. Sabır hemen yani şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz hatırına gelen. Aa işte hastalık zamanında dert bela zamanında sabır. Tabii öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Fakat İslam alimleri bir şey daha ilave ediyorlar. Bak ikinci dinleyicimiz diyor ki işte baktım aramdan kendimi şey yapamadım diyor. 5 vakit namazı tehir ediyorum diyor falan. Tehir ediyorum diyor, değil mi? Şimdi İslam alimleri üstüne basa basa sabrı anlatırken buyuruyorlar ki ibadet yapmakta sabır. O ne demek? 5 vakit namaz kılacaksın. Eğer her vakit abdest alıyorsun 5 defa abdest alıyorsun. Değil mi? Ondan sonra sünnetleriyle beraber 40 rekat günde namaz kılacaksın. Senede bir ay oruç tutacaksın.
imsaktan güneş batarına kadar bir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Malım varsa, hani mal canın yongası derler ya, dinleyicimiz de soruyor onu. Zekatını vereceksin. Değil mi? Eğer şartların, eda ve vücut şartları tahakkuk etmişse ömründe bir defa hacca gideceksin. Bunlara sabır. Sonra, yani ibadetleri yapmakta sabır. Sonra ikinci şık olarak buyuruyorlar ki haram işlememekte sabır. Nasıl anlayalım onu? O daha zor. O daha zor. Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken hani zaman zaman biz de misal veriyoruz. Adam birisi geldi, işte öğle vaktine az bir zaman kaldı, işte bir saat falan bir zaman kaldı, işte kalkacağız, işte hele gideceğiz, abdest alacağız, namaz kılacağız falan. Tam o anda birisi geldi, arkadaş dedi, işte şu bir saat içerisinde işte benimle falan yere gelirseniz sana işte 100.000 lira vereceğim. Zam geldiği için daha önce 10.000 diyordu da şimdi 100.000'e çıkardık. İyi mi etmişim? Çok normal. Normal. Şimdi. Bozuk para oldu yani. Tabii. Öğle namazı bir tarafta, 100.000 lira bir tarafta. Sayıyı artıralım. Arttır. 10 milyon vereceğim. Dedi. 10 milyon ver ona. Çok kimse 5 vakit namazı da bırakır gider. 100.000 belki feda edilecek bir şeydir onun için diyorum. Tövbe ya Rabbi. Şimdi 100.000 deyince hatırıma ne geldi biliyor musun? Bir zamanlar şeyde internette dolaşıp duruyordu. Hala dolaşıyor mu bilmiyorum. O paraların çift sıfırlı olduğu dönem. Adam birisi bir gazeteyi arıyor. Diyor ki oğlum kayboldu diyor. İşte bulana 100.000 lira vereceğim. O 100.000 lira da şimdi sıfırlar gidince 10 lira falan bir şey ediyor falan. Adam 100.000 lirayı nasıl bir düşündüyse o anda buluruz oğlunu diyor. Nerede falan. Adam aynı şeyi tabii o senaryoyu ona göre hazırlamışlar. İşte oğlum kayboldu bulana 100.000 lira vereceğim falan. Adam da jeton düşüyor. Çok özür dilerim biraz kaba tabirle ulan diyor. Bilmem nesini de yaptım diyor. Sen bul da ben sana vereyim 100.000 lirayı. Ya 100.000 lira o zaman hiçbir kıymeti yok. 100.000 liranın hiçbir kıymeti söz konusu değil. Öyle bir internette dolaşıyordu falan. Şimdi burada Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirme durumu var. Bir de aynı şekilde bunun karşılığında sen bunu terk edecek olursan sana şu kadar para dendi. Bunun sabırla ne alakası var? Tabii sabırla alakası var. Akılla ve sabırla alakası var. Yani bu zat buyuruyor ki akıl eşittir sabırdır diye. Yani akıl varsa hop bir dakika diyecek ya. O 100.000 lira, o 10 milyon lira, o 1 milyon dolar, 100 milyon dolar neyse beni ateşten koruyacak mı, kurtaracak mı? Yok. Hatta ateş atacak. Değil mi? Terk ettiğim için. Burada da sabır mı? Evet. Haram işlemedi. Dedi ki getirdi ya dedi. Ya biliyorum dedi sen içki içmiyorsun dedi. Ya. Bir bardak dedi. İç 1 milyon vereceğim dedi. Ne olacak dedi. Ne olacak dedi. 1 milyon var. Tamam. Aramızda ya, kalacak dedi. Aramızda. Veya aynı şekilde dedi ki ya işte bu kadınla zina et dedi sana 1 milyon vereceğim dedi falan mesela yani. Veya gel dedi aynı şekilde oturalım dedi işte gıybet edelim dedikodu edelim dedi ya. İşte sana 50.000 vereceğim 100.000 vereceğim falan dedi. Şimdi burada sabır devreye giriyor. Yani sabır bela ve musibet anında var. İbadetleri yapmada var. Haramlardan sakınmada var. 3 kısma ayırmışlar. Şimdi bu zat da buyuruyor ki akıl eşittir sabır. Ama eline bir nimet geçtiyse orada sen sabretmedin. Nimetin kadir ve kıymetini bilmedin. Yerli yerinde kullanmadıysan bu nimetin elden gitmesine kendin sebep oldun arkadaş diyor. Başkası değil. Başkası değil. Yani şöyle oldu da böyle oldu da falan. Hiç kendini avutma ve aynı şekilde kendini kandırma. Senin ileri sürdüğün mazeretler itibariyle biz Allah-u Teala'nın bir kulu olarak senin kalbini göremeyiz, bilemeyiz ama Rabbimiz bilir ve görür. Senin anlattıklarına göre biz sana bir hüsnü zan ederiz ama bizim bu hüsnü zanımız seni cehennemden kurtarmaz arkadaş. Seni cehennemden kurtarmaz. Onun için Mustafa Bey, ya bütün İslam alimleri, bütün evliya-i kiram ısrarla yaptığınız ibadetler halis olsun, temiz olsun, bunun adı ihlas. Başka hiçbir düşünce falan filan olmasın. Beni işte görsün dindar zannetsin. Beni televizyonda radyoda konuşurken görsün beni dindar zannetsin. Ne yapıyor dünya?
Tamam mı? Bir işe yaramaz. Yarın mahşer günü çıkartırlar. Arkadaş senin bu yaptığın hizmetlerin hepsi defolu derler. Önüne koyuverirler. Efendim ben inanmıyorum. İnanmasın inanma. Paşa gönlüm bilir. Valla herkes tercihini kendisi dünyada kullanır. Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla dinini, emir ve yasaklarını bildirmiş. Bu peygamberlerin aleyhissalatü vesselam en sonu Muhammed aleyhisselam bizim peygamberimiz. Onun varisleri var. Ehl-i sünnet alimleri ve onun aynı şekilde evliyası var. Veli kulları var. Onların hepsi aynı asırda yaşamadıkları halde aynı şeyi söylüyorlar ya. Aynı asırda yaşamadıkları. Peygamberler de öyle aleyhissalatü vesselam. Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar 124 binden fazla peygamber gelmiştir. Bunlar aynı asırda oturup birleşip aynı şekilde karar verelim, insanlara bunu anlatalım dememişler. Ayrı asırda geldikleri halde Allah-u Teala varlığına ve birliğine iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennete ve cehenneme gitmeye bunları anlatmışlar. Bunlar birbirini görmedi. Aynı şeyi haber veriyorlar. Aynı kaynaktan geliyor. Ehl-i sünnet alimleri de bakıyorsun kitaplarında aynı şeyi anlatıyor. Kendi asırlarındaki insanların seviyesine ve durumuna göre anlatırlardı. Ben mesela Enver abilerin anlatımına bayılıyordum. Niye? Mesela kitaplarda anlatılan bir usul şekli var. Enver abinin de bir usul şekli vardı. Enver abinin de usul bir şekli vardı. Onların işte kalpleri temizlendiği için, dünya sevgisi muhabbeti olmadığı için gönüllerinden geliyordu. Gönüllerinden geliyordu. Ya şimdi yani firaset, ona sen keramet de, firaset de, gönlüne geliyor. Ve onlar bir kimseyi ateşten kurtarmak için. Hani daha önce de bir vesileyle anlattım. O zaman daha Fatih Doktoru, TGRT falan yok muydu? Yoktu galiba. Fatih'te bir evde bir nikah akdi varmış. Enver abiler teşvik de çağırmışlardı. Ben de gittim. Diğer 2-3 kişi gelmiş. Enver abi de var. Enver abiler birden böyle şey yaparken namazın ehemmiyeti konusunu anlatmaya başladılar. Ben böyle omuzları çapraz tarafında bulunuyordum. Yani yüzü öbür tarafa dönüktü. Ben biraz arkasında kalıyordum Enver abinin. Yani odanın durumuna göre. Ya o gün ben sabah namazına saat falan kurduğum halde uyanamamışım. Hemen kuşluk vaktinde kaza ettim. Tövbe de ettim. O gün Enver abiler namazın ehemmiyetini böyle anlattılar. Ondan sonra birden bana döndüler. Dediler ki namazı vaktinde kılmak lazım değil mi abim dediler. Enver abi dedim ya bu kadar da açık verilmez ki yani. Biraz da yüzümüze vurmuş. Yüzümüze vurmuş. Şimdi Enver abi bunu aferin almak için yapmıyor. Gönlüne geldiği şekilde bizi ateşten korumak için yapıyor. Ha ondan sonra sen düşünüyorsun ya bu Allah-u Teala'nın yarattığı bir kul. Cenab-ı Hak buna bu ihsanı vermiş ve bunlar vasıtasıyla bizi ateşten kurtarmak istiyor. Ondan sonra hemen abiye aynı şekilde aşık oluyorsun. Onu seviyorsun, muhabbet ediyorsun. Sonra hemen abi diyor ki ben değilim. O hocasını gösteriyor. Hocası diyor ki ben de değilim. O hocasını ta peygamber diyor ki ben değilim. Ben Rabbim terbiye etti. Hepsi aradan çekiliyor. Bizi Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. Yani şunu gösteriyor evliya kullar vasıtasıyla Allah-u Teala. Allah-u Teala yarattığı bir mahluk senin kalbinden geçeni veyahut da o günkü halini bilebiliyorsa Allah-u Teala onlara o ihsanı vermiş, görüyorlar ve biliyorlar. Ya Allah-u Teala her an görüyor ve biliyor. Diyeceksiniz bunu niye anlattınız? İşte bütün evliya-i kiram, bütün İslam alimleri bize bunu anlatıyorlar. Hani mezhepsiz ve habisi evliyayı inkar ediyor ya. İhkar ettiği için de mahrum kalıyor. Hepsi dinsiz oluyor, kitapsız kafir oluyor, çekip gidiyor. Sen düşünüyorsun, Allah-u Teala'nın yarattığı, sevdiği bir kul böyle olursa bunun sahibi nasıl? İşte Hazreti Züleyha'nın durumu. Yani o çok güzel izah ediyor. İşte Allah-u Teala gençliğini ihsan ediyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki onunla evlen. İşte inzivaya çekiliyor. Kapısına geldiği zaman diyor ki şu anda kabul edemeyeceğim, görüşemeyeceğim. Nedimeleri diyor ki siz diyorlar Yusuf'a aleyhisselam aşık değil miydiniz? Ne aşkı diyor, ben tapıyordum ona. Şimdi niye kabul etmiyorsunuz? Ben diyor bilemedim diyor. Yusuf'un güzelliğini aleyhisselatü vesselam kendinden biliyordum. Ama diyor Yusuf'a aleyhisselam o güzelliği vereni tanıdım. Utanıyorum diyor şimdi ondan. Öyle. Bütün güzellikleri veren o. Ondan mı geliyor? Evliyadaki güzellikler kimden geliyor? Allah-u Teala'dan geliyor. Yani Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman, kalbine kendi sevgisini verdiği zaman artık o İmam-ı Rabbani Kutsal Sözü'nün buyurdukları gibi şeyde
gönlünden gelir. Hani Emre abiler bir anlatırlar, belki rastlamışındır da. Cağal onu da sık sık anlatırdı. Daha gazetenin şey, TGRT falan yok, gazetenin şey zamanı. Mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ne, herkese lazım olan iman kitabına bu Sabancı Market'e bir ameliyat olduydu. Hürriyet gazetesinde de onun bir röportajı çıkmıştı. İşte diyor orada diyor Amerika'daki hastanelerde çekmeceyi çekince İncil bulunuyor diyor. Niye bizde aynı şekilde böyle bir din kitabı bulunmuyor falan filan diye bir röportaj var. O röportajın o kitabı almıştı. Ve Emre abiler de aynı şekilde bir arkadaşla beraber randevu alıyorlar. 15 dakika buyurdular. 15 dakika Sakıp Sabancı. Gidiyorlar. Neyse sıra gelince içeri giriyor. Daha Emre abiler anlatırken içeri girerken Sakıp Sabancı diyor ki niye geldiniz? Emre abi elindeki kitabı diyor ki biz ben diyor Müslümanım. Buraya senden bir şey istemek ve dilenmek için gelmedim. Para istemek için de gelmedim. İş istemek için de gelmedim. Bu kitapta sizin röportajınız var. Size hediye etmek için geldim. Çünkü ben Müslümanım. Zengine zenginliğinden dolayı eğilenin dinin üçte ikisi gider buyuruyor. Ben Müslümanım diyor. Böyle bir eğilme durumu söz konusu. Buyur diyor. Hediye ettim adı arasına. Dur ağam diyor. Otur bir dakika diyor falan oturuyor. Neyse Emre abiler başlıyor konuşmaya. 15 dakika bitiyor kapıda. Sekreteri diyor ki efendim yok diyor. Geriye at. Yarım saat oluyor. Ondan sonra bir daha yarım. En sonunda o sekretere diyor ki kızım diyor geri kalan randevuların hepsini iptal et diyor. Ha bu adam diyor ha burasından konuşuyor böyle kalbini gösteriyor. Ha burasından konuşuyor ya. Sakıp Sabancı Emir abi için söylüyor bunu. Ha diyor burasından konuşuyor. Emir abi olsun onun hocası olsun onun hocası öyleydi Mustafa Bey. Onun için onlar bir şey söylediği zaman ok gibi geliyor kalbe tesir ediyor. Ok gibi geliyor. Onların o halini görünce aşık oluyorsun. Aslında aşık olduğun neresi? Ne? Ya Allah Teala'nın okuluna ihsan ettiği güzellik ya. O zat da diyor ki bu güzellik benimle alakalı değil ha. Ben değilim. Bu güzelliğin sahibi ben değilim. Kim? Seni de beni de yaratan Cenab-ı Hak. Sen de olur musun? Vallahi billahi o kapı herkese açık ya. Herkese. Efendim kafirlere de mi? Tabii. Ya kafirlerde olur mu? Ya bir ashab-ı kiram müşrik değil. Müslüman oldu ve evliyanın da zirvesindeler hepsi. Değil mi? Evet. Herkese açık mı? Evet herkese açık. Ama gayret edersen tabii ki. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı edep haddini bilmektir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir kimsenin büyük bir zata talebe olabilmesi için iki özelliği olması gerekir. Birincisi edep ve saygı. İster yanında olsun, ister uzakta olsun, ister hocası vefat etmiş olsun, hocasını üzecek, gücendirecek her hareketten, her işten ve her sözden şiddetle kaçınmalıdır. Onun bildirdiklerini ve onu sevindirecek her şeyi ihlasla yapmalıdır. İkincisi tevazu. Bir talebe dünyalık olarak ne kadar şöhret ve servet sahibi olursa olsun, aslını kaybetmeden tevazu içinde olmalıdır. Demek ki talebelik Allahü Teala'ya karşı, Peygamber Efendimiz'e karşı, hocasına karşı, ailesine karşı, kardeşine karşı, arkadaşına karşı, komşusuna karşı, yani herkese karşı edepli olmaktır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bizim yolumuzun başı edep, ortası edep, sonu yine edeptir. Hiçbir edepsiz Allah dostu olamaz buyuruyor. Peki edep nedir? Edep haddini bilmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Cenab-ı Hakk'a tam 15 gün yalvardı. Talebeleri merak içinde beklediler. Sonra buyurdu ki, duam kabul oldu elhamdülillah. Allah-u Teala'ya ne dua ettiniz, ne kabul oldu diye sordular.
Bizi sevenlerin, yolumuza muhabbet besleyenlerin hepsinin mutlak affolmasını istedim ve bu yola mensup olanların eninde sonunda bu devlete konması için Cenab-ı Hakk'a yalvardım ve elhamdülillah duam kabul oldu. Peki efendim, bu yol nasıl bir yol ki mutlak kavuşturucudur? Bu yolun esası nedir? Buyurdular ki, bu yolun esası sohbettir. Biz kendimize verilen görevi yapalım yeter. Gerisine hiç karışmak gerekmez. Bir de birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim. Birbirimizi sevelim. Servet ve şöhret birer tuzaktır. Nefse pek hoş gelir. İnsanlar ele geçirdikleri dünyalıklar sebebiyle bu servet ve şöhret düşkünlüğü yüzünden belirli bir seviyeye gelmeye çalışırlar. Gelince de ondan sonra artık geriye inemezler. Eskiden büyükler talebelerine şöyle derlerdi. Bir dünya ehliyle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirin. Aynı köydeyse başka yere hicret edin. Aynı mahalledeyse başka mahalleye gidin. Kalbiniz meyleder. Bu yol çok hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda en çok dikkat edilecek şey, yüksek mevki sahipleriyle ve dünyaya düşkün olan zenginlerle fazla dostluk kurmamalı. Çünkü önce kalbi meyleder, sonra aklını kaybeder. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz bir arkadaşım sordu dedi. 96 gram altını var dedi. Yani 20 miskal altın karşılığı. Hanefi mezhebinde 96 gram olduğu için dinen zengindir. Ve zekat vermesi gerekir. 40'ta böleceğiz 96'yı. Biz böldük efendim. 2.4 gram çıkıyor. Şu anda da 1600 lira civarında oynuyor. 3840 lira yapıyor bu. 3840 lira yapıyor. 2.4 gram altınla devrini yaptıktan sonra 3840 lirayı taksit de verebilir. Sene içerisine de bölebilir. O şekilde de verebilir efendim. Gelelim son dinleyicimizin sualine. İkinci ve son dinleyicimiz. Dinleyicimiz dedi ki, ister istemez dedi, harama kayıyoruz. Vallahi biz bu asırda yaşıyoruz. Bu asırda yani bir kimsenin, hele böyle sokağa çıktıysa, ya bırak sokağa çıkmayı şimdi, evinde otursa bile aynı şekilde. O gün içerisinde veya gece içerisinde günah işlememesi, harama girmemesi mümkün değil. Aa, evde kimse yok ya, dedikodu yapmıyor, yalan söylemiyor falan. Efendim, cep telefonu da yok. Televizyonu varsa açar, işte orada şey yaparken, ona bakarken, buna bakarken falan, ya haram görüntüye bakar veyahut da aynı şekilde diyelim ki orada dalmışındır, bir an gaflete gelmiştir. Adam İslamiyet'te alay ediyor falan, gülünecek bir şey yapıyor falan, sen de gülüp geçersin. İmanın bile gider. Çünkü hadis-i şerif var. Öyle bir zaman gelme durumu var ki adam akşam evine imanlı gelecek çalıştığı yerden. Ama sabah imansız kalkacak. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, ben bu hadis-i şerifi işte hocam efendi hazretlerinden öğrendiğimde ve onlardan yani çocukluğumda öğrendiğimde, gençliğimde merak ederdim. Nasıl olur bu diye. İşte televizyonlar çıkmaya başlayınca o zaman anladım buyuruyor. Öyle adam geliyor televizyonun karşısına. Tabii. Ölçüsü yoksa, altyapısı yani dini bilgilerde altyapısı söz konusu değilse, orada anlatılan veya de gösterilen herhangi bir şey küt diye onu gülecek ve netice itibariyle... Şimdi artık televizyondan da beteri var. Telefon var. Telefon var, internet var. İstediğin zaman her yere girebiliyorsun. İmanı götürebiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Fakat dinleyicimiz bir şey söylüyor. Diyor ki... ben diyor böyle işte yok yalan söyleme, gıybet etme, dedikodu bunlara falan aynı şekilde girince, yani namazdan da zevk almadığım için namazları tehir ettim. Yanlış bu. Hem de çok yanlış. Şimdi günah günahtır. Farz da farzdır.
Bir kimse günah işlese bile farzı terk etmemeli. Yani günahın üzerine bir günah daha yüklememeli. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi mesela senelerdir bizi böyle bir işte istihdam ettikleri için gelen mektup, telefon, mesaj, mail neyse veya piyasaya çıktığımızda konuştuğumuz kimselerden şimdi namazı kılarsa sevap işler. Kılmazsa da bir şey lazım gelmez diye anlıyorlar. Öyle değil o. Öyle değil o. Beş vakit namaz vaktinde emredilmiştir. Kılınmazsa günah hemen başlıyor kaza edilmeyince. Hem de her geçen zaman diliminde günahı katlayarak artar buyuruluyor. Katlayarak saatte bir diye yazıyor bunlar. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, yani Hanbeli mezhebinin sahibi olan İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, bazı hadis-i şerifler var. Es-salatu imadü'd-din. Namaz dinin direğidir. Mümin namaz kılar. Mümin olmayan namaz kılmaz. Mealindeki hadis-i şerifler, hüccet ve senet alarak buyuruyor ki, bir kimse, bir Müslüman, bir namaz vakti girdiği zaman namazını kılmaz, kılmak istemez veya kılmadığı için üzülmez ise bu kimsenin imanı gider. Bu kimsenin yaşama hakkı bile yoktur. Öldüğü zaman da aynı şekilde Müslüman mezarlığına bile gömülmez buyuruyor. Müslüman mezarlığına bile gömülmez. Bu kadar ağır mı hükmü? Evet, bu kadar ağır. Bu kadar ağır. Zaten bir kimse namaz kılıyorsa bu o kimsenin imanlı olduğuna alamettir. Oruç, zekat, özür dilerim, oruç ve namaz, kadınlarda örtü iman alamettir buyuruyor. Şimdi bizi dinleyenlerden, efendim işte namaz kılmayan imansız mıdır, oruç tutmayan imansız mıdır, örtülmeyen imansız mıdır? Şimdi kitaplara öyle ağır ifadeler var ki ayet-i kerimelerde mevcut, hadis-i şerifler de var ve bunlardan müçtehit alimler kitaplarına yazmışlar ve bildirmişler. Bir kimse hakkında mesela ehl-i sünnet alimleri çok ihtiyatlı davranmışlar. Hatta bir ifade kullanmışlar. Bir kimse bir cümle söylese bir Müslüman, bu cümle 100 manaya gelse, birisi imanlı gösterse imanlı olduğu hakkında hüsran edilir diye. Yani birden kafir elinde böyle yağlı boya, hepsini aynı şekilde boyamıyor. Ama tehlikeye dikkat çekiyor. Diyor ki bu tehlikeli. Bu tehlikeli. Gidişat iyi değil. Uçuruma doğru gidiyorsun. Bataklığa saplanacaksın. Bir daha çıkamayabilirsin. Bunun için hassas mı davranmalı? Evet, hassas davranmalı. Çünkü nefis şeytan da bizim namaz kılmamızı istemez. Nefis ve şeytan da bir Müslüman hanımın, Müslümansa eğer, örtünmesini istemez. Ucundan kıyısından mesela şimdi var. Daha hazır değilim. Cehenneme götürürken orada da mı diyeceksin? Daha ben cehenneme gitmeye hazır değilim. Birazcık müsaade edin mi diyeceksin? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Müsaade iste bakalım aynı şekilde. Tehir mi edecekler seni? Tehir mi edecekler? Bu fırsat eline bir defa geçecek. İkinci defa seni dünyaya göndermiyorlar. Bizi göndermiyorlar. Bir defa. Belli bir ömrün var. Hani genç yaşında da ölürsün, yaşlanınca da ölürsün. Yaşlanıyorsan zaten her gün beden devamlı surette bir şeyler alıp götürüyor. Nereye doğru gidiyor? Bu kitaplar çok güzel anlatmış ehl-i sünnet alimleri. Şimdi ben eğitimcilerinden geldiğim için, mesela eğitimciler de insanı eğitmek için uğraşmışlar. Birçok şeyler koymuşlar, belli şeyler uğraşmışlar. Fakat İslam alimleri o eğitimcilerden, yani Müslüman olmayanlardan çok çok daha iyi insanı tanıyor. Niye? Bir kere ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram buyuruyor ki bu toprak, su ve hava ve ateşten yaratılmış olan beden ruhun dünyadaki evi. Gözün görmesi, burnun koklaması, dilin söylemesi, ondan sonra kulağın işitmesi, diğer vücudun hareket etmesi. Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki onu motora benzetmişler ruhu. Çektiğin zaman ya dışı kaportası çok güzel bir araba. Oo, altın kaplamalı falan. Motor yok. Bir işe yaramaz. Tamam. Bir işe yaramaz yani. Hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla o akıl, zeka, bütün bu şeylerin hepsi ruha aittir buyuruyor. Dünyada kullandığı evi, Allah-u Teala ruhun dünyada kullandığı bu evi yaşlanacak, hastalanacak, ölecek, toprağa gömülecek şekilde yaratmış. Bu burada kalacak. Dirildiğin zaman bu bedenle değil, bu beden olmayacak. Bu beden olmayacak. Yeni bir beden yaratılacak. O beden, devamlı söyledi, kendini yenileyecek. Sonsuz bir şekilde
kalacak şekilde yaratılacak. O kendini durmadan şey yapacak. Artık üzüntü de yok, dert de yok, hastalık da yok, keder de yok. Ondan sonra haset yok, yalan yok, hiçbir şey yok cennette. Peki bakmayacak mı? Hayır. Çünkü üzüntü yok. Bakmak üzüntü getirir. Üzüntü getirir. Haset de yok. Çekinmezlik de yok. Öyle bir şeydir söz konusu değil. Ve cennete giren herkes, kadın, erkek, herkese Allah-u Teala öyle nimetler ihsan edecek ki Rabbim bana en iyisini verdi. Hep öyle düşünecek. Onda bir değişme olmayacak. Hatta enteresan ya. İnsan aklı almıyor. Allah-u Teala cennettekilere de soracakmış. Cehennemdekilere de soracakmış. Mesela cennettekilere soracak siz dünyada nasıldınız diye. Ya Mustafa Bey şimdi bilgisayarlar olduğu için hard disk diyoruz ya. Beyinden dünyada çektiğin sıkıntı, üzüntü, keder ne varsa hepsini silip atacakmış ya bak. Sildirip atacakmış. Oradaki cennettekiler düşüneceklermiş öyle. Aa, biz dünyada da böyleydik. Bir elimiz yağda, bir elimiz aynı şekilde baldaydı. Biz hiç sıkıntı, dert, keder, üzüntü falan görmedik ki. Hep böyleydik hep biz. Böyleydi. Hep böyleydik. Cehennemdekilere de sorduracakmış melekler vasıtasıyla. Siz dünyada nasıldınız? O altında işte kadillaklar, ondan sonra bir kalep oynatmayla $1 milyar kazananlar, bilmem neler falan, feşmekan, altında yatlar, özel uçakları falan olanlar, onlar diyecekmiş. Aa, biz dünyada da böyle sıkıntı içindeydik. Hep acı çekiyorduk. Hep acı çekiyorduk. Yanıyorduk. Onlara da o dünyadaki rahatlığa sildirip atıyormuş. Hani, sildirip atıyormuş. Biz dünyada da böyleydik diyeceklermiş. Onun için de hani birinci bölümde şey yaptık ya, akıllı kimse akıllı hareket eder. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaptan da yazana göre. Tamam günah işlemişindir ama sakın namazı terk etme. Namazı terk etme. Namazı terk etmezsen o günaha tövbe bir gün aynı şekilde önüne gelir ve tövbe edersin. Ama namazı terk edersen başka günahlar da lapır 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 işler, bir günde aynı şekilde imanını kaybedersin. O haldeyken Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ölüm meleği gelse, yani ecelin, ömrün bitmiş olsa, ya imansızsın. İmansız gidersin. Sonsuz. Ve tedavisi yok. Ama günah işledin, o günahın ezikliği üzerindesin, içindesin. İmanın var, öldün. O tövbe de edemedin. Ha, hemen abinin tabiriyle. Ya kabirde döverler. Ya mahşer günü o Arasat'ta bekletip orada döverler. Silkelerler yani. Silkelerler tabii. Günahları. Veya cehenneme kor Cenab-ı Hak. Cehenneme kor. İşte bazılar mesela anlayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cehenneme giren ümmetinden cehenneme girenlere de şefaat edecek. Elbette edecek. Fakat çok dikkatli bir şekilde okunduğu zaman Mustafa Bey, Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Mesela kitapları dikkatli bir şekilde okudum. Hayli bir zaman geçtim sana Resulullah Efendimiz'in gönlüne Allah-u Teala cehennemdeki ümmetini getiriyor. O sana gidiyor cehennem meleklerin başına. Malik ediyor ki benim ümmetimden olanların hali nicedir. Şu perdeyi kaldır da bir göreyim. Ama o perde kaldırılıncaya kadar onları iyi bir dövdüler yani içeride, tamam mı? Değil mi? Ateşte şöyle bir cızbız yaptılar. İyi bir dövdüler. Tabii perdeyi Allah-u Teala kaldır. Habibim görsün. Onlar şey yapınca ondan sonra orada dua etmeye başlıyor. Resulullah Allah-u Teala da buyuruyor ki meleklerine Habibimin şefaatini kabul ettim. Onun ümmetinden olanları çıkartın cehennemden. Günahkar olanlar bunlar. Tabii günahkar olanlar. İmansız olunca zaten onun ümmetinde olmuyorsun. Şimdi cennette bile şefaat vardır buyuruyor. Cennette bile şefaat vardır. Yani diyelim ki Allah-u Teala ezelde takdir etti. Orada bekar olmayacak. Yani erkeğin derecesi yüksek, kadının derecesi aşağıda. O erkek şefaat edecek. O kendisine hanım olan da derecesini oraya yükseltecek buyuruyor. Onu yükseltecek. Peki yükselecek ama aynı lezzeti alacaklar mı? Lezzetleri farklıdır buyuruyor. Fakat hiç kimse sen benden daha iyi lezzet alıyorsun hatırına gelmeyecek. Çünkü en güzel lezzeti kendisine verildiğini Cenab-ı Hak o intibayı verecek. Onun için yani efendim ben namaz vakti geldi birazcık işte böyle böyle işte haram işledim, günah işledim falan, ben namazı terk edeyim sakın ha. Var o bazıları falan. Ya şimdi benim üstüm pis ya, elbisem de pis ya falan.
arkadaşım yani kitaplarda yazıyor yani üstünde pisse şeyde pisse necaset miktarı değilse mesela Maliki mezhebinde necaset namaza mani değil. Yani. Değil mi? Yani. Namaza mani değil. Kaçar yok. Kaçar tarafı söz konusu değil. Dolayısıyla hemen bir an önce tövbe edip namazı terk etmemeli, namaza devam etmeli ve bu dinleyicimiz aynı şekilde namazı terk etmesin. Öbürlerine de namazı terk etmediği süreçte öbürlerinden hem korunur hem de Cenab-ı Hak kendisine tövbe etme imkanı verir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.